Kahvaltımız hazır. Ben böyle bir tabak hazırlıyorum. Bu bize yetiyor arkadaşlar. Üç tane ayrı tabak hazırlamıyorum. Oturuyoruz. Üçümüz birlikte yiyoruz. Çocuklara bir şey koymuyorum kahvaltıda. Çünkü Miran döküyor. Kendisininkini içip sonra ablasınınkini de bitiriyor. Ve bu şekilde de kahvaltı yapmıyor. Aymila'nın da şöyle bir kötü yanı var. Kahvaltıda sadece meyve suyunu içip karnını şişiriyor ve çok fazla bir şey yemiyor. O yüzden kahvaltı esnasında sadece su içiyorlar. Zaten çayı sevmiyorlar. Kahvaltıdan sonra da kendilerine meyve suyu koyuyorum ve içiyorlar. Şimdi de içeride masa taşıma kavgası var. Birlikte çocuklarımla kahvaltı yapalım. O zaman bize afiyet olsun. Herkese merhaba. Size merhaba demeyi sanırım bugün atlamış olabilirim. Az önce bir kova böyle üzümü buzluğa attım arkadaşlar. Kayınvalidem getirdi. Dün köyden toplamışlar. Hatta şimdi poşetini çıkartacağım. Bakın şuraya koydum. Meyve suyu yapayım çocuklara. Bir poşetini çıkartayım. Onu düşünemedim. Koydum hepsini. Miranda uyudu, uyandı. Çok güzel uyudu. O yüzden hızlıca yapayım dedim ben de. Miran uyanmadan bitsin dedim. Yarım saat 45 dakika kadar falan uyudu yani. Bu kadar uyumuyor normalde biliyorsunuz. O yüzden bu durumu seviyorum. Şimdi ortalık bayağı bir kötü oldu. Miran uyanınca yanıma geldi ve her yeri birbirine kattı. Şimdi ablasının yanında çizgi film izliyorlar. Saat de 3'e geliyor. Ne zaman oldu bu kadar bilmiyorum. Pilav yapacağım ve şey yapacağım. Üzerine tavuk haşlayıp gideceğim arkadaşlar. Bugünkü menüm bu. Tarhana çorbam var zaten. Hemen şimdi üzümlerimi bir kaynatayım. Ondan sonra çocuklarıma bir meyve suyu yapayım. Çok seviyor. Miran da Almila da aşırı seviyorlar. El yapımı meyve suyunu. Dün değil evvelsi gün. Cumartesi günü anneme giderken hızlıca evde bir meyve suyu yaptım. Kaynım beni almaya gelene kadar. Evdeki bütün meyveleri blenderdan geçirdim. Çok az kalmıştı meyveler. Dedim ki kötü olmasın. Biz gelene kadar bunlar büyük bir ihtimalle kötü olur diye düşündüm. Çünkü annemde kalacağımı biliyordum. O yüzden gitmeden hepsini blenderdan geçirip meyve suyu yapıp götürdüm anneme. Bir günde bitirdiler arkadaşlar. Şeker de koymuyorum bu arada ben. Şimdi pilavı yapmadan önce tavuğu haşlayayım. Ama ya tavuk suyuyla pilav yapmayacağım. Çünkü üstünde tavuk, bir de tavuk suyuyla pilav olduğu zaman bana çok ağır geliyor. Sevmiyorum öyle. Bunları güzel bardaklara koyarım. Buzluğa atarım. Zaten çok fazla bir su çıkmayacaktır. 2 bardak falan anca çıkar. Arkadaşlar yemeklerimi yaptım ve tatlı yapayım dedim. Çocukları yukarı çıkardım. Babaannelerine gitmek istedi Miran özellikle. Bu durum beni çok şaşırtıyor. Bu ara Miran hep yukarı çıkmak istiyor. Yemeklerimi gelince gösteririm. Çocukları çıkartınca dedim ki hemen bir şekerpare yapayım. Kayınpederim Halis falan çok seviyor. Şu bebek saçlarının çirkinliğine bakın. Neyse acele ediyorum şu an bir yandan da. Maskemi ne yaptım acaba ben elimden. Sonra işte şekerini falan koydum ocağa. Bir baktım irmik yok. Hemen dedim gideyim, zaten evde de bayağı eksik vardı. Çocuklar yokken gideyim alayım geleyim dedim. Şimdi markete çıkacağım. Hemen eksiklerimi alıp geleceğim. Şimdi marketten geldim. Hemen aldıklarımı yerleştireceğim. Şimdi çocuklarım muz aldım. Üzüm aldım. Bu üzüm çok seviyorlar çünkü. O üzümü bir öyle koyacağım dolaba. Şöyle kaldıracağım bunu. Kapalı süt aldım yine. Çocuklara 6 tane.
Sonra bir tane şu bardaktan aldım. Ben bu bardaklardan biriktiriyorum arkadaşlar. 6 tane yapacağım böyle desen desen alıp. Bu da şöyle bir desen, böyle değişik değişik desenlerini alıyorum. Bunları böyle değişik değişik gördükçe alıp koyuyorum. Her biri değişik desen olsun istiyorum. Bunlar aldım. Bazen böyle uzun bir şeye ihtiyacım oluyor. Ama evde hiç yok benim. Bu da 3 küsür liraydı günden. Bir tane de o yüzden bundan aldım. Bazen böyle uzun kek yaptığımda, hani dışarı götürmek istediğimde bunun içine koyarım dedim. Daha rahat taşınır diye. Bir tane böyle aldım. Bazen kaşarı falan da böyle koymak istiyorum. Sonra şunu gördüm. Fiyatı 12.95'ti. Bir tane kalmıştı ama aldım. Annemin aldığım tablolarıyla uymayacak. Biliyorum. Belki farklı bir yere koyarım. Hiçbir fikrim yok. Ama çok hoşuma gitti. Çok tatlış. Böyle bir tablo aldım. Keşke diğerlerini de kaçırmasaydım ama maalesef kaçırdım. Bilmiyordum yani böyle bir şey geldiğini. O yüzden bunu aldım. Çok beğendim. Çok aşırı beğendim yani. Çok aklım kaldı diğerlerinde de. Başka birinde falan görürsem mutlaka almak istiyorum. Hemen kakao sütleri dolaba yerleştireyim. Yumurta aldım. Şimdi iki tanesini çıkaracağım. Kullanacağım çünkü. Bunları da hemen yerleştiriyorum. Bir tane kola aldım. Şöyle çok az kırmızı biber aldım. Türk kahvesi aldım. Çocuklara iki tane mişnit aldım. Bir tane süt. Çöp torbam. İşte onu aldım. Sütümü de dolaba koyuyorum. Ay bu yeni bardağı da şeye koydum ya, ışıkla tezgaha. Şimdi şekerpare yapacağım. Onun için 2 su bardağı şeker, 3-3,5 su bardağı kadar da suyumu koydum ocağa. Şerbetini yapıyorum şu anda. Şerbeti burada olurken ben de tatlıma başlayacağım. 125 gram margarin, 1,5 su bardağı şeker koydum. Bunları güzel yoğuracağım ama ilk önce malzemelerimi hazırlayıp geleyim. Evet, malzemelerimi hazırladım ama bir şeyi yanlış hatırladığım için maalesef bir aşamada yanlış ilerleyeceğiz. Pudra şekeri olacak ama ben şeker koydum maalesef. Umarım tadında bir farklılık olmaz. Ben unuttum yani. Bir kere de yağıyla şekeri birleştirmiş oldum. O yüzden daha iyi yoğuracağım. Pudra şekeri de sonuçta şekerin incelmiş yani. Hani tadında çok çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum ama biraz daha tatlı olabilir. Onun dışında pek bir fark olmayacaktır. Şimdi ben ilk önce 125 gram yağıyla yarım su bardağı şekeri iyice böyle elimde yoğuruyorum. Ondan sonra bütün malzemeleri ilave edip o şekilde yoğuracağım. Malzemelerimi hemen söylüyorum size. 125 gram margarin, yarım su bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı irmik, 1 tane yumurta, vanilya, kabartma tozu ve 1,5-2 bardağı da un ilave edeceğiz. Ondan sonra da bunları böyle güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Ben hemen yoğurup karşınıza öyle geleceğim. Şimdi tepsiyi yağlıyorum çünkü yağlı kağıdım da bitmiş. Ama ben bunun farkında değilmişim. O yüzden tepsiyi yağlayacağım şu an. Bu arada çocuklar hala babaannelerinde. Umarım ben şu tatlıyı yapana kadar gelmezler. Şeyimde ama şerbetim de burada soğuyor. Biraz daha soğusun tabağı alacağım. Hamurum da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kulak memesi kıvamında. Bunu böyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama ben çok eskilerden beri böyle oval yapıyorum biraz. Şöyle. Elimle şöyle düzelte düzelte. Aynı köfte gibi yapıyorum. Yuvarlak yapmıyorum. Ben çok yuvarlak sevmiyorum sanırım. Böyle yapıyorum. Ve tepsime koyuyorum. Bunlar biraz kabarıyorlar. Aslında benim kendi tarifim çok başkaydı ama onu hatırlamadığımı fark edince nefis yemek tariflerinden baktım ve yaptım. Oradaki tarif benim tarifimle aynı değil. Benim tarifim böyle aynı pastane tarifi gibiydi ama bayağıdır yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden inanın çok hatırlamıyorum. Bende mesela 2 yumurta vardı ama 2 yumurtanın birinin akını kullanıyorduk. Birini de dışına sürmek için sarısını. Sanırım bugün ben günümde değilim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pilav yandı. Üzerine aldım. Bunu da yaktım. Yani birkaçı kurtuldu.
Yağlı kağıdım olmadığı için böyle oldu zaten. Bugün berbat bir gün. Gerçekten. Gördüğünüz gibi. Normalde eski takipçilerim bilir. Bunu çok fazla yaptım. Çok fazla yapıyorum. Yani çok güzel yaparım. Söyleme sayın. Kayınpederim her zaman isterdi. Bir ara çok midem bulandı bunu yapmaktan. Ama gördüğünüz gibi bugün biraz zaten modum da düşük. Yani biraz canım sıkkın açıkçası ama çok yansıtmamaya çalışıyordum günüme. Bugüne bunu yansıtmak, günümü bu şekilde mutsuz geçirmek istemiyordum ama gördüğünüz üzere her şeye yansıdı yani bu durum. Pilav böyle yandı, bu da yandı. Pilavın bu kadarını kurtarabildim. Allah'tan altı çok çok kısıktaymış yani. O yüzden bu şekilde. Yaklaşık 1,5-2 saattir pilav pişiyor arkadaşlar. Ama ben bunun farkında değilim. Bu nasıl oldu onu hiç bilmiyorum. Bu durum gerçekten beni üzdü. Neyse işte bugün böyle bir gün. Yani evi yakmadım ona şükür. Hayırlısıyla bugünü atlatırız inşallah. Çocuklara yemek yedirdim. Çorba ve pilav. Onların karnı doydu. Şimdi burayı toparlayacağım. Ama burayı toparlamadan önce hemen modumuzu yükseltiyoruz ve kendimize geliyoruz. Bir kargo geldi. Benim modumu yükseltecek en güzel şey bu olabilir şu an. Gerçekten çok çok istediğim ve beklediğim bir şey geldi. Instagram'da da sormuştum sizlere. Bu eşofmanı göstermiştim. Çünkü eşofmanda hiç yorum yoktu arkadaşlar. Trendyol alışveriş yapanlar, Trendyol'dan sıklıkla alışveriş yapanlar bilirler ne demek istediğimi. Bir ürünün altında böyle yorumlar oluyor. Ama bu ürünün altında hiçbir yorum yoktu. O yüzden bir çelişkide kaldım. Çok uygun fiyatlı bir şey de değil. Tereddüt ettim ki onun öncesinde de aynı sürü odasına tablolar alıp gelmediği için onlar. Dedim ki acaba bu da öyle olabilir mi? Ama öyle olmadı. Ürünü alalı 4 gün falan oldu. Aldığımın ertesi günü cumartesi günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ya cumaydı ya cumartesiydi. Hemen hazırlanıyor bölümüne geçti ve sonra kargolandı. Pazartesi günü de elimde oldu. Gerçekten ve şeffaf kargo arkadaşlar. Böyle ürünü görebiliyorsunuz. İlk defa şeffaf kargo aldım bu arada. Çok merak ettiğim, çok istediğim bir şeydi. Çok beğendiğim bir şeydi. Umarım beklediğim gibi gelmiştir. Birkaç ürün daha bekliyorum Trendyol'dan. Biraz fazla mı büyükmüş bu? Şöyle bir eşofman takımı. Sanırım biraz fazla bir mevsim dansam olurmuş aslında. Böyle. Zaten Instagram'da falan çok fazla görüyorsunuzdur bence bunu. Bu arada çok trend bir ürün. Benim çok hoşuma gitti. Ama biraz fazla büyük almışım. Ve ben savaş giymeyi seviyorum. Artık bu yeni dönemin oversize dediği bir model sanırım bu bahsettiğim ama ben bol giymeyi çok seviyorum. Bunu da böyle tight'ların üzerine altına uzun bir beyaz tişört giyip de giyebilirim dedim. Benim tarzım bu şekilde böyle seviyorum yani böyle salaş, oversize bu şekilde giymeyi seviyorum. Ama bir tık daha küçük olabilirmiş arkadaşlar. Ama geri iade etmeyeceğim. Üzerimi bir deneyeceğim, bir yıkayayım ilk önce. Çok hoşuma gitmişti. Gerçekten beklediğim gibi de geldi. Daha doğrusu resimde gözüktüğü şekilde geldi. Bayağı kalın bir poları var bunun. Ama buraları poşet, yani buraları böyle muşamba gibi. Buraları böyle muşamba gibi arkadaşlar. Çok değişik duruyor. Arkası tamamıyla muşamba şeklinde. Ama önü eşofman şeklinde. Güzel, değişik. Yani large almıştım ama keşke M alsaydım. Ben 172 liraya aldım. Normalde 245 lira. Ben indirimden almıştım. Bu 3 günlük Trendyol indiriminden 172 liraya. Bir deneyeceğim. Eğer çok büyük olursa geri iade edip tekrar alabilirim ama stoğda kalmıyor bu ürünün. O yüzden umarım üzerimde çok çok büyük durmazlar. Böyle bir eşofman takımı. Umarım güzeldir. Biraz fazla büyük geliyor şu an gözüme. Neyse onları bir yıkamadan denemek zorundayım sanırım şu an. Denerim. Ondan sonra size söylerim ama ilk önce şu mutfağı toplamam lazım. Bile keyfimi yerine getiremedi açıkçası. Biraz böyle bu duruma canım sıkıldı. Yapacak bir şey yok yani. Çok büyük hevesle sabahtan beri mutfaktayım. Ama gördüğünüz üzere böyle oldu yani. Sağlık olsun. Evi yakmadık. Ona dua edelim. Böyle benim biraz modum düşükken pek kafamı bir şeylere veremiyorum.
Ben de mutfağı falan da topladım arkadaşlar, her yeri. Bulaşık makinemi de açtım. Çamaşırlarımı da katladım. Birazdan Halis de gelir zaten. Saat 8'e geliyor. Miranda birazdan yatar, uyur. Devamını getiremedim çünkü gerçekten biraz başım ağrıyor. O yüzden böyle biraz başımı dinlendirmek istedim. Ama hala ağrıyor. O yüzden yatıp uyusam çok iyi olacak. Sabah umarım bu baş ağrısı geçer. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.